I got no rules, I count 'em. Cem Yılmaz bu yıl 8.'si düzenlenen Malatya Film Festivali öncesinde alkışlar eşliğinde hayranlarıyla buluştu. Selamlar arkadaşlar. Ünlü komedyen şov sinema dünyasına ilk adım attığı yıllara dönüyor, başarısının sırrını paylaşıyor. Bundan yıllar önce ya bir piyasa var, bir kurallar var, bir kaideler var diye düşünseydim hiçbir zaman istediklerimi yapamazdım. Emin ol, olmadığını düşüneceksin. Elbette vardır. Biz de nelerle mücadele ediyoruz. Bir senaryo yazıyoruz. Daha demin konuşuyorduk. Birilerini beğendirmeye çalışıyoruz. Sosyal medyayla birlikte günümüzde şöhret olmanın daha kolay olduğunun altını çiziyor. Yapıp videonu senin dünyaya gösterebilmen için şu anda 20 sene öncesine nazaran daha fazla mecra var. Bir koysan bir yere, bir sosyal ortama, ya kimmiş bu Malatya'da okuyan bir çocukmuş abi, Malatya'da değilmiş. Evet. Ama yani bak, senden bahsedilmesi bundan 20 sene öncesine göre daha fazla bir şans. Aslen Sivas Gürünlü olan İstanbul doğumlu Cem Yılmaz Malatya'ya mı yerleşiyor? Ben istemez miyim Malatya'da 15 gün kalayım yani? Hatta bir trendle başlatabiliriz. Ben Malatya'ya yerleşiyorum arada. Hayır. Ondan sonra diğerleri düşünsün. Yani tek tek gelmeye başlarlar ya. Başlamanı gelin beraber kayısı anlamaya. Hocam ben Gürünlüyüm, ben kayısı biliyorum yani. Malatya'da çok şeyim. Ünlü komedyene meşhur Malatya kayısısı da hediye ediliyor. Ben hemen bunu açayım yani. Eyvallah. Şimdi satmaya başlıyoruz. Bir iş adamının yaptığı espriler Cem Yılmaz'ı da kahkahaya boğuyor. Sizin dönem bezle büyümedir. Ben de bir espri yapayım yani. Şimdi yeni dönem Prima'da büyüyor. Yani sizi tabi anan sağ mı? Sağ. Allah selamet versin, hayırlı ömürler dilesin. Seni doğururken hangi beden sardı diye onu merak ediyorum ben. Tonton amca stand-up şovuna devam ediyor. Fakat buralara gelmek çok kolay olmadı sizin için. Kendi kendinize geldiniz, sizi tebrik ederim. Çok sağ olun. Gürün'de bizim bahçe köylümüzdür, yani öyle deriz biz. Yani bahçe köylümüzdür. Şimdi sizleri tebrik ediyorum. Doğumdan başlarsak. Çok teşekkür ederim. Müjdeli haber veriyor Cem Yılmaz. Anadolu turnesine çıkacağını söylüyor. Mart ayında inşallah başladığımızda yalnızca İstanbul'da gösteri yapmayıp böyle bir çok güzel bir Anadolu turnesi buradaki kardeşlerimle buluşmak için organize ederim. Graham Bell'in karısını düşünsene, sabaha kadar bir adam evin içinde alo sen yat hanım alo Graham yat artık hadi Graham. Ve Cem Yılmaz şalvar pantolonuyla kırmızı halıda boy gösteriyor. Usta sanatçı Şener Şen'e onur ödülü vermenin gururunu yaşıyor. Mesleğimizin yaşayan en önemli ismi bana göre. Orada. Evet, bir filmde şanslı bir insanım o anlamda. Şener Şen'le birlikte başrol oynadığı Yavuz Turgul'un Al Mevsimi filmi hatırlatılıyor. İkincisinin çekileceğinin sinyalini veriyor. Yavuz Turgul'un önemli bir filmi, evet. Yani inşallah devamı gelir. Al Mevsimi 2'de de oynamak istiyorum ama öldüm filmde. Tekrardan bak, canımı sileceğim ben. İnşallah. Haydi gidelim, haydi gidelim, haydi gidelim, haydi. Şimdi de Şener Şen kırmızı halıda. Yoğun ilgi görüyor. Bir hayranı sahneye fırlıyor. Bir başka usta oyuncu Perran Kutman. Çok mutluyum, çok güzel bir gün geçirdim. Malatya'ya hayran oldum. Uzun süredir ekranlarda yok. Nedenini özetliyor efsane oyuncu. Bu kadar uzun süreyle dizi yapmak çok zor yavrum. Onun için daha kısa dizilerde, Perihan abla mesela 40 dakikadır. 40 dakika tabii insanın aklında kalır, haftayı beklersin. Onun için bu uzun sürelerle dizi yapmam ama güzel bir sinema projesi, film projesinde tekrar olabilir. Küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. İpek Tuzcuoğlu da Malatya'da. Kafasındaki bereyi andıran taşlı aksesuarı, kıyafeti yıkılıyor. Kıyafet Tanju Babacan olduğu için yıkılıyor. Benden dolayı değil ya. Tanju'dan dolayı sağ olsun. Tanju'nun yeni kreasyonu. Cem çaldı, Ozan Defne söyledi. Kankigiller Cem Yılmaz'la Ozan Güven, Defne Samyeli'yi izlemeye gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ikiliden Güven, Samyeli ile Kandırdım şarkısını söylerken ünlü komedyen de bateri çalarak onlara eşlik ediyor. Star Tarkan, minik kızı Lia'nın ayaklarını sosyal medyada paylaştı. Tarkan'ın Lia'nın o minicik ayaklarında bu çorapları görmek pek bir hoşuma gidiyor. Ben de seni seviyorum canım kızım notu eşliğindeki paylaşımı rekor beğeni, yorum aldı. Bak, duramadım. Yaz boyu denizden çıkmayan Hülya Avşar'ın havuz keyfindeyiz. Deniz kızı Avşar havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Ateizi bir etkinlikte bitlendiğini itiraf etmişti. Birlikte bitlendik. Buradan bitlendiniz mi? Bitlendik. Sevda Demirel, Hande Ateizi bitlenmiş, zamanında bugünler için seni kaşımıştım paylaşımıyla yıllar önce ünlü oyuncuyla yaşadığı olayı yeniden gündeme getirdi. Neredin sen? Neredin sen? Ünlü sanatçı Nejo'nun boşanma davası açtığı eşi İdil Erge'yi darp ettiği iddia edilmişti. Ben karımdan ayrılıyorum, evden ayrıldım. Mahkemeye verdim 8 Ekim'de. Yani bu darp haberlerinin hepsi yalan, öyle mi? Ah kızım ah. Gazeteci yazar Ayşe Özyılmazel, babası Nejo'nun şiddet iddialarına sessiz kalmadı. Ayşe Özyılmazel olayı köşesine şöyle taşıdı. Ahmet, Mehmet, Nejo fark etmez. Fikrim sabit, duruşum nettir. Her türlü şiddetin konu itibariyle belirtmek gerekirse altını çize çize kadına şiddetin karşısındayım ve hiçbir bahaneyi, amayı, tahrik gerekçesini dikkate almam. Bir saniye bile dinlemem. Her kim kadına şiddet uygularsa benim gözümde aynı çukura aittir. Cezasını çekmeli, bedelini ödemelidir. Aleyna Tilki canlı seslendirdiği İngilizce şarkısıyla herkesi şoke ederken sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. Çılgın popçu Dua Lipa'nın New Rules şarkısını seslendirirken performansı tiye alındı. Halit Ergenç, Fas filmi Casablanca'da rol almak için anlaştı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan usta oyuncu, Fas, Mısır ve Fransa'da çekilecek olan Casablanca isimli filmde boy gösterecek. Başrolü Mısırlı dünyaca ünlü aktör Amir Kararay ile paylaşacak olan Halit Ergenç, filmde bir mafya babasına hayat verecek. Türk ordusu Sakarya'da tarihinin en şanlı zaferlerinden birini kazanmak üzere Filipos. Ankara'ya giremeyeceksin kumandan. Atina'ya geri döneceksin. Hem de bir tabutun içinde. Halit Ergenç'in Casablanca filminde rol alacağını Amir Karar'a duyurdu. Sosyal medya hesabından Ergenç'in fotoğrafını paylaşan aktör, onunla aynı filmde rol alacağım için çok gururluyum dedi. Ergenç'in projede yer almak için 1 milyon dolar ücret aldığı konuşuluyor.